Savaşın üçüncü günü bütün zorluklara rağmen Lübnan'a girdik. Ateş hattında girdik oraya. Bizim işte size takdim ettiğimiz şu küçücük armağanın içinde bile savaşın en kızgın anında tarafsızlığımızı koruruz biz. Evet. Ve onu koruduk. Onu koruduk ve girdik, insanların ihtiyaçlarını karşıladık. Şimdi diyor ki bize Lübnanlılar, siz Türkler diyor, bize hiçbir şey getirmeseniz de olur diyor. Çünkü siz bize savaşın en kızgın anında geldiniz ve bize moral verdiniz. İhtiyacımızı karşıladınız. Onun için size minnet ve şükran borçluyuz. Irak'ta da aynısını yapıyoruz. Irak'ta da yaşanan felaket insan kaynaklı felakettir. Ben şunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Bizden sonra nesil görecektir inşallah. Tarih bu utanç sayfasını açtığında, geçmişte utanç sayfasının çöplüğünde olan insanlarla bunları yan yana koyacaktır. Burada bir insanlık dramı yaşanıyor. Doğru. Ve dünya o zengin ülkelerin saldırışına sessiz kalıyor. Bir Türk Kızılay olarak sessiz kalmıyoruz. Kızılaçlar sessiz kalmamalı diyoruz. Herkes bunu dillendirmeli. Bu yarın benim ülkemde de olabilir ama ben o şeye karşı çıkmalıyım ülkemde. Bu vahşete karşı çıkmalıyım. Dur demeliyim. Biz bunu söylüyoruz. 2006 yılında Irak'la ilgili bir konferans yaptık ve orada söyledik. Tüm bu coğrafyaya yakın olan ülkelerin tamamını çağırdık ve hepsinin yüzüne karşı söyledik. Kızılaç'ın da yüzüne karşı söyledik. Çünkü Kızılaç Komitesi burada görevini yapmalı ve o görevi bütün dünyaya da duyurmalı. Resimlemeli ve duyurmalı. Niye? Çatışma anında görev onundur. O bize söyleyecek. Şurada çatışma var, ihtiyaç var. Ama maalesef o günler sessiz kaldık. Şimdi yeni organizasyonla. Ve biz o toplantıda herkesin gözünün içine baka şunu söyledik. Dedik ki bakın, kral çıplak diyoruz. Bunu çok net ifade ettik. Öyleyse bu kral çıplak olduğunu milletin ve dünyanın görmesi lazım. Şimdi bunları uluslararası organizasyonlarda görüyoruz. Mesela öyle güzel organizasyonlar yaptık ki işte Pakistan'da Türk Kızılay'ı hakikaten Türk destanını yazdı. Şimdi Pakistan Devlet Başkanımız Sayın Müşerref yaklaşık bir hafta evvel ülkemize geldi. Biliyorum. Ülkemize geldi, bir gün kaldılar. Yaptıkları sabah kahvaltısında ben Türk Kızılay'ı Genel Başkanı olarak şeref misafir olarak bizi çağırdılar. Kendi özel bir kahvaltı verdi kendi dostlarına ve bizi de oraya çağırdılar. Bu ülkemiz adına önemli bir şüphesiz. Şimdi Sayın Başkanım, bir küçük aramız daha var. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, bizden ayrılmayın efendim. Borsaya yatırım yapmak istiyor ama ya düşerse diye endişeleniyorsanız borsaya bakış açınızı değiştiriyoruz. Finansbank'tan Türkiye'ye bir ilk. Borsa yükseldiğinde kazandıran, düşse bile yatırdığınız parayı aynen koruyan korumalı borsa hesabı. Yalnızca Finansbank'ta. Borsadan çekinenlere duyurulur. Fırat Pen, Türkiye'nin her yerinde pencerelerin fiyatını sabitledi. İşçilik montaj dahil 8.2 YTL. Faizsiz 12 ay vadeli. Fırat Pen. Fırat Pen, Türkiye'nin her yerinde pencerelerin fiyatını sabitledi. İşçilik montaj dahil 8.2 YTL. Faizsiz 12 ay vadeli. Fırat Pen. Yenilenen Plus White serisi üstün beyazlatıcı özelliğiyle şimdi tüm eczanelerde. Plus White, katkısız diş macunu. Takımınızdan ve spor dünyasından en son haberler Güvenilir Spor Servisinden anında cebinizde. Abone Süper Lig Türkiye yazın, 7777'ye gönderin. En son gelişmeler anında cebinize gelsin. Türkiye Gazetesi Türksel işbirliğiyle. Amerika'da en çok tercih edilen diş beyazlatma sistemi Plus White şimdi Türkiye'de tüm eczanelerde. Ne güzel bir bisiklet. Oo, şahane bir mutfak. Bu çanta da güzelmiş. Telefon etsem eve gelirler mi acaba?
444-4949. Görün, beğenin, arayın, evinize gelsin. Alışverişin yeni buluşma noktası. TGRT Pazarlama. Doğrudan iletişim platformu. Alan memnun, satan memnun. Medya takibi ve analizi profesyonel çözümler gerektirir. Haber, reklam ve sponsorluk takibi ve analizi raporlarıyla MTM şimdi Ankara'da da hizmetinizde. Hizmetlerindeki çeşitliliği, ulaştığı mecra sayısındaki büyüklüğü ve hızıyla MTM Medya Takip Merkezi, medyada yer alan tüm kişi ve kuruluşlara güçlü çözümler sunmaya devam ediyor. MTM Medya Takip Merkezi, 365 gün 24 saat medya elinizin altında. Müzakere sürecimiz çerçevesinde hız kazanan teknik çalışmalar toplumsal refahımız ve ilişkilerimizin geleceği açısından oldukça önemlidir. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin sadece siyasi gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmesi kimi zaman kısa vadeli ve duygusal tepkilerin verilmesine de sebep olmaktadır. Oysa siyasi konjonktür zaman içerisinde değişebilmektedir. Bu nedenle müktesebat uyumundan mali işbirliğine pek çok alanı kapsayan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bu çok yönlü yapısı dikkate alınarak onurlu ama sağduyulu bir biçimde yürütülmesi özellikle içinde bulunduğumuz dönem açısından büyük önem arz etmektedir. Sayın Bakanımızla da aynı zamanda Tarım Bakanımızla üçlü olarak görüşeceğiz. Sizin çalışmanız var burada sizin bakanlığınızda? Bu konuda yok. Yani bu konuda yok ama tabii ki su konusunda çalışmaların bir parçası da biziz. Erken alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha görüşmedik bu noktada. Sayın Başkanım yardım oldu mu efendim? Hayır görüşülmedi. Tamam. Görüşülmedi. Uygulanabilirliği var mı? Yani... Hayır bu konu kendi aramızda da henüz daha tartışmıyor. Bakan Mehdi Eker, Hür Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından Ankara Sheraton Otel'de düzenlenen gıda zirvesine katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye'deki gıda sektörü hakkında bilgi veren Eker, 28 bin üretici iş yeri, 400 bin civarında da satış yeriyle gıda sektörünün toplam milli gelirin yaklaşık %5'ini ihtiva eden önemli bir sektör olduğunu söyledi. İktidarları döneminde gıda denetimleri konusunda da önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Eker, 2002 yılında 39 bin olan gıda denetimi sayısının 2006 yılında 244 bine çıktığına işaret etti. Temel gıda ürünlerinde KDV oranlarının düşürülmesinin tüm sektörün ortak beklentisi olduğunu kaydeden Eker, konuyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Maliye Bakanlığı tarafından geniş bir çalışma yapıldığını, bu çalışmanın da tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, konu Bakanlar Kurulu'nda da görüşüldü, bazı gıda ürünlerinde KDV'nin düşürülmesine yönelik Maliye Bakanlığı'nca yapılan çalışma tamamlanmak üzere çok yakın zamanda gelecek diye konuştu. Belçika'nın Arden Dağları bölgesinde çok az insanın bildiği bir Türk köyü var. Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı Faymonvil köyünün meydanında hem Türk hem de Valonya bayrakları dalgalanıyor. Faymonvil köyünün merkezinde bugün kütüphane olarak kullanılan binanın girişinde mermer üzerine oyulmuş ay yıldız motifleri, binanın içinde ise camlara işlenmiş Türk bayrağı dikkati çekiyor. Faymonvil köyünde hiçbir zaman hiçbir Türk'ün yaşamadığını belirten köylüler, Türkleri fazla tanımıyor ama kendilerinin asırlardır Türk köyünün insanları olduklarını söylüyor ve kendilerini Faymonvil Türkleri olarak tanımlıyor. Bu köyün ilginç bir de tarihi var. En yaygın rivayete göre 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa'da Türk işgalinden zarar görenlere yardım için para toplanırken Faymonvil köylüleri bu parayı vermeyi reddetmiş ve bu nedenle Hristiyanlık aleminin düşmanı ve Türklerin dostu ilan edilmiş. Faymonvil köylülerinin Haçlı seferlerine katılmayı ve Türklere karşı savaşmayı reddettikleri için Türk diye adlandırıldığı da bir diğer rivayet. İlk kez Asya'da 2003'te ortaya çıkan H5N1 virüsü geçen yıl hızla yayıldı. Virüs Asya'da 2003'te yeniden ortaya çıkmasından bu yana 50 kadar ülkede kuş gribine rastlandı ve 273 kişiye bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2003'ten bu yana tüm dünyada kuş gribinden 167 insan hayatını kaybetti. Bu arada Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki hayvanat bahçesinde kuş gribinin ölümcül tipi H5N1 virüsü tespit edildi.
dinleyiciler, Türk Tuzağımızın Sayın Genel Başkanı Tekin Küçükali Bey'le sohbetimiz devam ediyor. Efendim bu uluslararası bölümü epey böyle anlattık ama afet müdahale ile ilgili, bu Pakistan'la ilgili bir evet, yere gelmiş. Şöyle olarak tamamlayalım isterseniz. Tamamlayalım. Tabii, afet müdahale bölümümüz Türkiye'deki ve dünyadaki tüm afeti takip eder. Ve biz yeni kurduğumuz bir sistemde her bölgede böyle bir afet müdahale merkezimiz var. Ayrıca illerde de, nazik durumu olan illerde de koltuk altı depoları yapıyoruz. Buralarda maksadımız şudur. Afet Türkiye'nin neresinde olursa olsun biz 2-2,5 saatte orada olmalıyız. Şimdi şöyle bir soru var da müsaade ederseniz, demiş ki ne diyor? Turgay Karaaslan, 5-10 sene önce Muş'ta Kızılay'ın adını hiç duymamıştım. Son zamanlarda Kızılay'ın büyük yatırımları var. Acaba büyük bir afet mi bekleniyor ki Muş'a böyle yatırım ya, yapılıyor? Muş'ta vatandaşlarımız rahat olsunlar. Bizim öyle bir bilgi birikimimiz yok. Tabii bu bir ilmi konudur. Sonra afetin nasıl olacağı da henüz belli değil. Bu bir doğal afet. Yani Doğu Allah bilir yani. Şey, evet, ama tedbiri almamız lazım. Hı. Hani yani Muş'a deveyi sağlam kazığa bağlamak var, lazım, evet, diye bir, evet, şeyimiz var. Şimdi biz o anlayıştan, dolayısıyla yatırımlarımız bu manadadır. Oraya yakın Erzurum var, Elazığ var ama ortada da Muş'un olması lazım. Evet. Muş'ta da iyi çalışan bir şube başkanımız var. Bu işleri biliyor arkadaşımız. Yetkin bir kardeşimiz. Orada yaşandı, evet, tabii zamanında. Evet. Dolayısıyla o da gayretli bir kardeşimiz. Muş'a da böyle bir güzellik kazandırdı. Muş'ta iyi de bir vali var. Evet. Muş'ta güzel de bir belediye başkanı var. Bu üçlü bu işi tamamlıyor. Anladım. Şimdi ben, evet, izin verirseniz tamamlayayım. Çünkü zaman daralıyor. Biraz da sıktık mı insanlarımızı, yok, bilmiyorum ama. Yok, gayet rahatız. Evet. Şimdi tabii ki Pakistan'da gerçekten destan yazdık. Ama oraya gelmeden şu tsunami felaketini tamamlayayım, geçelim ona. Afeti anlatmak adına. Tsunami felaketinden sonra, yani ikinci yılında biz Sri Lanka ve Endonezya'ya gittik. Sri Lanka'ya ben indiğimde, ben sonuçta Kızılay'ın genel başkanıyım. Yani böyle bir devlet pozisyonumuz yok. Ama bizi Sri Lanka devleti devlet töreniyle karşıladı. Bakar mısınız? Ve tüm ne kadar kaldıksa o organizasyonun içinde olduk. Ve Cumhurbaşkanı bizatihi organizasyonumuza katıldı. Sri Lanka Cumhurbaşkanı. Niye? Çünkü orada biz 450 konut yaptık ama adam gibi yaptık. Adam gibi yaptık. Ve de herkes parmağını ısırdı. Oraya da Midigama Türk Köyü dedik. Bak, 12 saatte gidiyorsunuz oraya uçakla. Midigama Türk Köyü. Ev sahiplerine de teslim ettik. Türk Kızılay'ı din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkese ihtiyacı kadar ihtiyacını götürür. Hadisimiz var biliyorsunuz yani. Komşusu açken tok yatan benden değildir diyoruz. Yani komşusu Müslüman, aç yatıyorsa ona yardım et, demiyor, yok böyle, öteki değilse yardım komşusu etme demiyor böyle. İnsan odaklı konu. Herkes Allah'ın kulu. Ama orada biz Budistlerin de ibadethanesini yaptık, Müslümanların da. Orada %10-13 kadar da Müslüman yaşıyor. Onların da camilerini yaptık. Hale de yapıyoruz. Mesela yeni bir cami de yapıyoruz şimdi Sri Lanka'da. Yeni sıfırdan bir cami yapıyoruz. Öyle bir istekleri oldu. Aceh'te, Bandı Aceh'te, Endonezya'da öyle harikalar yaptık ki dünya parmağını sürüyor. Dünya. 4 tane cami, 4 tane lise ve ortaokul yaptık. Mesela büyük bir kampüs yaptık orada. Lise ve yatılı lojmanlara dahil olmak üzere adına Atatürk kampüsü dedik. Osmanlı oraya ilk defa gitmiş 2. Selim zamanında yaptığımız toplum merkezinin adını Sultan 2. Selim koyduk. Böyle bir zincir yaptık. Osmanlı mezarlığı var. Yeniden sıfırdan Osmanlı mezarlığını dizayn ettik. O yaptık. Zaman gitmiş Osmanlı. Yani gitmiş tabii. Askerler gibi. Bir kısmı orada kalmış. Şehit olmuşlar. Tamamını ay yıldızlı bayrağımızı oralara koyduk. Bakın şimdi Mart ayında Bandı Aceh'in bayrağı resmi olarak ay yıldız koyulacak olan resmi. Ya, devletin bayrağı mı? Devletin bayrağı. Eyalet mi? Eyalet orası. Eyalet, evet. Yeni seçilen vali işte Şubat'ta teslim aldı, Mart'ta gündeme olacak. Şimdi bütün bunlar, bu milletin verdiği bu yardımları biz oraya adam gibi taşıdık ama. Temsil ederken de hiçbir şekilde incitmedik.
Pakistan Devlet Başkanı Sayın Müşerref bize dedi, bana dedi ki şahsen ben görüştüğümde, Türk milletine müteşekkiriz. Bize çok yardım ettiniz. Dedim ki efendim biz size yardım etmedik. Bize aziz milletimiz görev verdi. Biz de o görevi size yapmaya geldik. Onunla ilgili, Pakistan'la ilgili bir konuyu da anlatayım da sonra afeti tamam. izah edelim. Evet. Efendim, öyle güzel şeyler yaptık ki Pakistan'da. Bize insanımız 77 bin kurban hisse verdi. Gittik orada kestik kurbanları. Herkese dağıttırdık. Kurban verenlerden Allah razı olsun. İhtiyaç sahibi insanlara birebir dağıtıldı. Hatta orada büyük bir cami var biliyorsunuz. Suud Camii. Allah rahmet eylesin. Dalokay projesini çizmiş. Biliyorum, gördüm kendim. Evet. Ve burada aşağı yukarı 20 bin insan namaz kılıyor. Enteresan bir yapısı. Enteresan bir yapısı var. Tek kubbe falan. Evet. Kurban Bayramı'nda, 2005'teki Kurban Bayramı'nda şöyle bir şey oldu. İslamabad müftüsü biliyorsunuz hutbe Kurban Bayramı'nda ve cumalarda çok önemlidir. Hutbede şunu söylüyor. Diyor ki, Ya Rabbi bize öyle bir felaket verdin ki 100 bin insanımız öldü, 50 bin insanımız yaralı, milyonlarca insanımız evsiz kaldı, çocuklar yetim kaldılar. Sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize Türk gibi dost verdi. Sen bu milleti yücelt Ya Rabbi, bunlar bizi bakar. Niye? Çünkü biz oraya 80 milyon dolar bu insanlar bize para verdiler, biz bu parayı oraya taşıdık. 3 milyon 17 bin insan bankalara gitti ve bankalarda bu insanlara yardım götürelim. Bak ben size anlatıyorum, siz ağlıyorsunuz. Biz bunu yaşıyoruz. Bunlar çok kolay şeyler değil. Hepimiz sulu göz olduk inanınız. Ama bu millet o kadar büyük millet ki kimisi SMS'lerle, kimisi bankalara giderek 28-68'lere paraları verdiler ve biz o paraları oralara adam gibi götürdük. Hiçbirini incitmedik. Yaklaşık 400 bini aşkın insan tedavi ettik orada. İrili ufaklı ameliyatlar yaptık. Hiçbir Pakistanlının parmağını bile kesmedik. Bu kadar dikkatli yaptık. Pakistan'da hanımlar daha tutucu. Erkeklere mayene olmuyorlar ama biz o Pakistanlı kardeşlerimizin ameliyatlarını ve mayenelerini yaptık. Ve onlar hala Türklerle. Niye biliyor musunuz? Tabii ki İstiklal Savaşı'nda bunlar da bize yardım etmişler. Ama biz karşılık olsun diye değil. 7 yaşındaki Erva kolundaki bileziği çıkardı, Pakistanlıya yardım etti. Hiçbir tarihi bilgisi olmayan bir kimse bu çocuk. Evet. Pakistan ayağı kaldırdı bu çocuk. Şimdi biz Pakistan'la ilgili çok ciddi hatıralarımız var. Çok ciddi yaşadıklarımız var. Ama 2500 metre Himalyaların eteğinde yaşayan o Pakistanlı kardeşlerimize Türk Kızılay'ın çalışanları, az evvel söylediğim o 4500 kişilik ekipte giden arkadaşlarımız öyle hizmet götürdüler ki 4,5 metre karın altında araçlar gitmediği yerlere eşekler, atlar, katırlar kiraladık, öyle tırmandık. Öylesine güzel işler yaptık. İşte bu afet müdahale bölümü içeride ve dışarıda yapmış olduğu, almış olduğu bu eğitimleri oralarda tatbik etti. Muzaffer Abad Belediye Başkanı bizim bu sizi ağlattık, kusura bakma. Estağfurullah. Yani ben de biraz sulu gözümdür. Yani bunları istemezdik ama Muzaffer Abad Belediye Başkanı bizim yaptığımız bu çalışmalarda etkilenerek basın mensupları arkadaşlarımız oraya gittiğimizde aynen şunu söyledi. Dedi ki ben 3. dönemdir belediye başkanı seçiliyorum. Şimdi adaylığımı koyayım ki birkaç ay sonra seçim olacak. Yine adayım. Karşıma da hiç kimse çıkmaz. Çıkamaz. Neden diye sorduk. Çünkü herkesi burada ben alt ederim ve beni herkes biliyor. Karısını da Allah rahmet eylesin depremde kaybetti. Fakat dedi şimdi tehlike var. Tehlike şu. Eğer bir Türk sırtına Türk Kızılay yeleğini geçirir, ben adayım derse kesinlikle o kazanır, ben kaybederim. Evet, bunları basının önünde paylaştık. Şüphesiz. Yani evet. Gerçekten o arada ben de bir vesileyle Pakistan'daydım. Arkadaşlarımızdan bir kısmı gidebildiler o Muzaffer Abad'a. Biz de işte elimizden geldiği kadar bir şeyler gitmiştik. O
Türk İstanbul Ticaret Odası ile bir heyet olarak gitmiş, evet, hatırlarsanız. Evet, biz de gerçekten orada bambaşka olaylar yaşandı, duyuldu. Şimdi bu afet müdahale konusundaki durumunuz nedir? Yani şimdi afet müdahalede gücünüzle onu bir ortaya koyunuz mesela. Şimdi biz çadırımız, battaniyemiz, neyimiz. Hiç evet. Ülkemizin güzel insanlarının endişesi olmasın. Biz bir anda 250 bin insanı barındıracak çok yüksek bir kapasiteye sahibiz. Çok yüksek bir teknolojidir ve yüksek, çok çok yüksek bir birikimdir. Tabii ki çok ciddi büyük bir afetlerde tek başımıza yeter miyiz dersen gayet tabii ki böyle bir şey kimse beklememeli. Bizim de organizasyonlarımız var. Ama ilk etapta bilinmesi lazım ki kimsesizin kimsesi Türk Kızılay'dır. Türk Kızılay'ın çalışanları, Türk Kızılay'ın şube başkanları, yöneticileri çok yetenekli ve verimli insanlardır. Bunlar özverili insanlardır. Bu özveri olmazsa, bu özgüven olmazsa ve bu tecrübe olmazsa zaten o problemi siz çözemezsiniz. Dolayısıyla bunlar afette önemlidir. Bu birikimler arkadaşlarımızda var. Bu afet müdahalenin içerisinde uluslararası ilişkimiz var. Gümrükleme ilişkilerimiz var. Eğitim ilişkilerimiz var. Basınla ilişkilerimiz var. Bunun içerisinde kendi içinde bu organizasyon. Ayrıca afette nasıl hareket edilecek? Yani kriz masası dediğimiz masa nasıl, kimlerden oluşturulacak? Kim, yani kimin ne görevi vardır? Bu senaryo hazırdır, herkes bilir. Ve kim kiminle nasıl konuşacak? Kiminle irtibata geçecek? Hangi bilgileri alacak? Bu tür afetlerde neler lazım olacak? Mesela bizim hiç görevimiz değildi. Geçtiğimiz yıl TGRT Haber çok verdi, şunu çok verdi. Kış ortasında biz yolda kalanlara götürdük. Çocuklara evet. Süt verdik, mama verdik, pet verdik. Annelere yiyecek verdik, su götürdük, battaniye götürdük. Bunlar hiç bizim görevimiz değil aslında. Ama bir afettir dedik. Bunu. Doğru. Ve hemen arkadaşlarımız müdahale ettiler. Hatta şöyle bir anımız var. Yine TGRT Haber'de çıktı. Bir vatandaş bizim arkadaşlarımızı Kızılay yeleğiyle görünce, o kar tipi de Edirne ile İstanbul arası kapanmıştı biliyorsunuz. Oradan büyük sesle "Hah, Kızılay geldi, biz yırttık" diyor adam. Yani şimdi böyle bir amiyane tabirle. Evet. Şimdi Türk Kızılay'ın özellikleri bunlar. Ama şundan kesinlikle sakınırız. Türk Kızılay'ı siyasetle uğraşmaz. Her siyasi partiye karşı aynı mesafedeyiz. Uzak dururuz siyaset işinden. Şöyle zaten gecenin şimdi bu saatini de sıktık biraz. Ben Karadeniz'de olduğum için bir temel fıkrası anlatayım. Temeli böyle 2 metre bir ağızlığı var. Ucunda da bir sigarayı takmış. Tüttürüyor. Demişler ki Temel, bu acayip ağızlıkla sen ne yapıyorsun? Ya doktor dedi ki sigaradan uzak dur. Şimdi biz de böyle siyaset işlerinden uzak dururuz. Zaten normal. Evet, tabii. Uzak dururuz Kızılay ama her siyasi partiyle aynı mesafedeyiz. Herkesi kucaklarız, toplumu kucaklarız. Şimdi ama şöyle bir yaşarız. Şey var yani kimse yanlış anlamasın. Bir değişim yaşadığınız gibi geliyor yani Kızılay'da son zamanlarda. Yani kimseye bakınız şey yapmak istemiyorum. Pek fazla da derinini de bilmiyorum maalesef ama bir bünyede bir değişim yaşandı. Bunu nasıl becerdiniz? Yani değil mi? Yani işte bir zamanlar çadırınız yoktu, şuydu buydu. Evet. Bir Türk Basra'da yansıdı çok. Bunun temel motoru neydi? Nasıl becerdiniz bunu? Ben şöyle söyleyeyim. Geçmişte Kızılay'a... Yani yönetimde mutlaka evet. Yeni bir anlayış ne o yani? Onu, evet. Onu söyler misiniz? Yani bu aynı zamanda diğer bütün gönüllü evet. Kuruluşlara da motif doğru. Olur. Yani bir tutamak noktası olur diye soruyorum. Buyurun. Ben şunu söylüyorum. Ben ve yönetici arkadaşlarımızın genel anlayışı şu. Geçmişte Kızılay'a hizmet eden, çaycısından başkanına kadar insan ayırmıyor. Şüphesiz. Herkese tabii. Ölmüşlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Aynen. Hayatta olanlara saygılar sunuyoruz, sevgiler sunuyoruz. Çok ciddi hizmetler yapmışlardı. Allah razı olsun diyoruz. Bu hizmeti, bu emaneti bugüne kadar taşımışlar, getirmişler. Bu güzeldir. Eksiklerimiz olmuş mu? Olmuş. Biz de bu eksikleri gördük, telafi ediyoruz. Çağın şartları neyse. Şimdi bir ERP programı hazırladık. Bu ERP programının tüm Kızılay'ın bir kaynaklarının planlanması evet, diyelim. Planlanması diyelim. Duysun bunu tamamının planlıyoruz. Ve altyapısı aşağı yukarı 1,5 yıldır yazılımı yapılıyor. Mesela az evvel nerede, ne var, maden suyumuz. Artık bir şişe bize kaç paraya mal oluyor bunu biliyoruz. 2 satır bir tıkladık mıydı önümüze maliyetler geliyor. Şimdi bu depolarımızı bu organizasyonun içine, şubelerimizi bu organizasyonun içine sokacağız. Ve dolayısıyla tüm birimlerimizi önümüzdeki ekranda biz yöneticiler göreceğiz. Neyi idare ettiğimizi bileceğiz. Ayrıca
Bize siz 100 tane battaniye bağışladıysanız ki bağışçının en doğal hakkıdır, verdiği o bağışı, güzel emaneti biz nereye taşımışız, ne yapmışız onunla, onu bilmesi lazım. Bunun için o bağışın biz felakette kime verildiğini siz görmelisiniz. Onu ekranlarımızda göreceksiniz, kime verildiğini. Bundan tatmin olmalısınız, mutlu olmalısınız. Size bunu bildirmeliyiz. Dolayısıyla biz o emaneti namusumuz kadar önemli taşımalıyız ki o emaneti veren insan başkasına bir daha vermiş olsun. Dolayısıyla afet müdahale bölümünü de bu ERP programının içerisinde çok ciddi şekilde şu anda depolarımızın yazılımına girdik. Ki geldiğimizde de depolarımız işte kirli sayfaların arasında idi. Biz bunları artık defterden, kitaptan çıkartıyoruz. Düzgün çağın medeni araç ve gereçleriyle idare etmenin Sayın Başkanım, programını yapıyoruz. Seyredenlerin birkaç tane mesajı ve soruları var. Müsaade siz onları bir arz edeyim. Buyur. Sonra son şeylerin yaklaşık bir 10 dakika veya 7-8 dakikamız var. Efendim, bir Kızılay'da çalışabilmek için nerelere başvurabiliriz? Beytullah Pana, Balıkesir'den sormuş. Evet. Her gönüllü değil de belki gönüllü olarak mı, öyle mi anlayalım, yoksa şimdi çalışmak? İki türlü de söylüyorum. Gönüllü olarak çalışmak istiyorsa veya çalışmak için istiyorsa önce şubemize başvuracak. Şubemizden bunu bilgilerini diyelim, alabilir. Evet. Evet, diğeri Siirt'ten Yılmaz Korkmaz Bey. Çok güzel bir kan merkezi tesis yapıyor. Siirt halkı olarak tebrik ediyorlar, teşekkür ediyorlar. Biz teşekkür ederiz. Orada çok güzel de bir valimiz var. Evet. Allah razı olsun. O da güzel bir yer bize tahsis etti. Şube başkanımızla birlikte güzel işler yapıyorlar. Belediye başkanımız da destek veriyor. Şimdi burada bir birazcık değişik bir soru, onu da söyleyelim artık. Gayet aracılık yapalım. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan miras kalan ve 138 yıllık mazisi olan Türk Kızılay'ın yerine 1999 depreminin özel konjektörü bahane edilerek heveslenen yeni kuruluşlar olmuş mudur? Son yıllardaki dünyada meydana gelen felaketlerde Kızılay'ın etkin hareket edilme kabiliyetine sebep olan ivmeyi açıklarmışsınız. Açıklarmışsınız, evet, diyor. Tabii o zaman çok uzun söylemek lazım ama çok kısa başlıklarla arz edeyim. Teşekkür ediyorum ben o soruyu soran, evet, kardeşimize. Biz 138 yıllık değil 139 yıllık, bunu düzelterek, evet, söylemek istiyorum. Bir yıl çok önemli. Türk Kızılay'ı dünyadaki çalışmaları yakın takip ediyoruz. Çünkü ulusal bir kuruluşuz ama uluslararası bir kuruluşuz. Biz uluslararası hukuka tabiyiz. Böyle bir Cenevre Sözleşmelerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Kızılay taraf olarak imza atmışızdır. Evet. Dolayısıyla uluslararası bir hukuka da yani, tabiyiz. Gittiğiniz zaman gidebiliyor, daha kolay gidebiliyor. Gayet tabii. Yani. Yani devletimizin gitmekte müşkülat çektiği yerlere biz elimizi kolumuzu sallayarak gideriz. Koruma zırhımız var. Bu bakımdan insancıl kuruluşuz. Böyle güzel çalışmalarımız var. Biz uluslararası faaliyetlerimizin ana ivmesinde tabii ki asrın felaketi tsunami. Tsunami'de biz çok çabuk davrandık. Seri hareket ettik ve dünya ile yarıştık. Ve ilk giden ekip olduk. 12 saatlik mesafe olmasına rağmen ilk giden ekip olduk. Pakistan depreminde ilk giden ekip olduk. Bunu Sayın Müşerref Bey de çok net bir şekilde kendileri söylediler. Ben kendi bölgeme gitmeden Türk Kızılay'ını burada görmekten mutlu oldum dediler. Tabii ki bizim de tarihi görevimiz buydu. Bu bakımdan bir kere Kızılay olarak biz şunu prensip edindik. Hızlı, doğru ama yaptığımız iş insan onurunu korumak. Evet. Türkiye çapında kan temini görevini alan Kızılay'ın bu konudaki son çalışmalarını açar mısınız diyor Muzaffer Şişmanoğlu. Gerçi Kızılay İzmit Şube Başkanı. Gerçi evet, biraz açtınız ama yani eksik kalan yer mi var bilemiyorum. Kendi şube başkanınız olduğuna göre. Yok, yani eksik kalan yerimiz olmadı ama anlattık şöyle bir şeyimiz var. İstiyorum ben de. Türkiye'de 81 ilde bu manada örgütleneceğiz, teşkilatlarımızı kuracağız. Son bir, belki de sizin için de sürpriz bir şey. Efendim şöyle diyor, ben İstanbul'da yaşayan Özdemir Küçükale adlı bir 6. sınıf öğrencisiyim. Tanıyor musunuz kendisini? Bizim sülale kalabalık mıdır? Evet, biraz kalabalık. Sayın Tekin Küçükale'yi beğenerek ve gururla izliyoruz. Ben bir Küçükale olarak onu örnek alıyorum diyor. Herhalde büyük bir aile ki. Evet. Nasıl, şimdi ne kadar mesela? Küçükale'den. Meşhur mudur bu? Ya İstanbul'da yaşayan herhalde 3000 civarındayız. 3000 civarında. Bizim bir de vakfımız var bu manada. Öyle mi? Evet. Eksik olmasınlar. Evet. Bu güzel çocuğumuzun gözlerinden öpüyorum.
Tabii ki örnek olma hepimizin görevi ama biz sonuçta kuluz, insanız, eksiklerimiz olur. Estağfurullah. Bu eksiklerimizin de işte bu yaşa kadar bazılarını tamir ettik, bazılarını telafi ettik ama edemediklerimiz de var. Estağfurullah. Bu bakımdan bir örnek insan olabilmek için ben de evet gayret ederim. Eşim, dostum da, akrabam da benden dolayı mahcubiyet duymamalılar. İnşallah. Çocuklarım duymamalı. Evet. Benim Allah bağışlasın 3 tane aslan gibi evladım var. Torun da var mı? 3 tane de torunum var. Seyrediyorlar size. Bir el sallayın. Evet. Adettir ya programlarda. Bu işin arkasındaki asıl plan inanınız benim bir hanımım var. Çok fedakar bir hanımdır. Şimdi onu sormak istiyordum ben. Yani her programda da sizin gibi böyle çok meşgul insanlar. Ama hep arka planda durur. Evet, durur. Hep arka planda durur ve biz evimizi yıllardır otel diye kullanırız. Evet. Ama hiç de sese çıkmaz Allah için. Çıkmaz mı? Hemşehriniz mi o da? Evet, aynı köylüyüz. Aynı köylüsünüz. Aynı köylüyüz, evet. Gençlik arkadaşınız mı? Birazcık. Evet, öyle diyelim. Evet, evet, şimdi herhalde 4-5 dakikamız daha var değil mi? Ne kadar var? 2 dakikamız var. 2 dakikamız var. O zaman sizden şöyle bir Türk halkına mesajlarınızı alalım. Şöyle şunu ben size takdim etmiştim. İzniniz olursa bunu okuyarak size vermek istiyorum. Bu da herhalde biraz zamanımızı alır. Kızılay, Kızılay için şunu söylüyorum. Kızılay için çok ciddi, az evvel de sorulmuştu, dolaplar dönüyor, hala dönüyor. Ama herkes şunu iyi bilsin ki, Türk Kızılay 139 yıldır şerefiyle yaşıyor. Dünya durdukça da Allah'ın izniyle yaşayacak. İnşallah. Ve biz de buna bir ivme katabiliyorsak mutlu olacağız. Çocuklarımıza böyle bir miras bırakmış olacağız. Bütün hevesimiz yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla budur. Şube başkanlarımızla ortak kanaatimiz budur. Gayemiz budur. Dolayısıyla biz bu Kızılay'dan hiçbir şey beklemiyoruz. Ben çok açık net söyledim. Her toplantıda söylüyorum. Sizin aracınızla söyleyeyim. Benim hiç kimseye ne yağcılık ne yağdanlık yapacak ne ihtiyacım var ne de böyle bir talebim var. Hele siyasetle hiçbir ilgim yok. Hiçbir siyasetten de bir şey beklemiyorum. Siyasetle bütün ilişkilerimi de kopardım. Bazıları şöyle düşünüyor ya işte bunlar hükümetle iyi geçiniyorlar. Başkan ileride şöyle olur. Hakikaten öyle bir isteğimiz yok. Bu kurumu layık olduğu yere getirebilmek en büyük emelim ve gayemdir. Bunu böyle söyledikten sonra size masanızda saklamak üzere bizim söylemimiz olan bir armağanımız var. Günün anısına olsun. Kızılay dostu. Türk Kızılay'ı ihtiyaç anında dayanışmanın, ızdırap anında şefkatin, farklılıklar karşısında hoşgörünün ve savaşın en kızgın anında insancılığın, merhametin, tarafsızlığın ve barışın simgesidir. Bu manadaki katkılarınıza teşekkür ederiz. TGRT'ye de, TGRT Haber'e de saygılar sunarız. Estağfurullah, çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Gerçekten insan bilmeyince bilmiyor. İşte bugün ben şahsen 60 küsur yaşında, fazlasını söylemeyeyim. Gerçi biraz önce söyledik ama Kızılay'a karşı hakikaten içimizde güzel hisler vardı ama bu daha bugün güçlendi. Ben açıkça itiraf ediyorum. Bilgisizliğimi de bağışlayayım. Birçok şeyi bugün öğrenmiş oldum ama şurası var ki gerçekten son zamanlarda dünyada da bu akım var. Gönülden katılım meselesi. İşte kalbe endeksli olmak, kalbe endeksli yönetimden filan bahsediliyor. Birçok yönetim gurusunun şeyinde bu var. Bir de gelecek asırda gönüllü kuruluşların çok daha baskın olacağı, çok daha etkili olacağına bahsediliyor. O bakımdan beni de bundan sonra lütfen Kızılay'ın dostunun yanında bir de üyesi kabul etmenizi istirham ediyorum ve üye olmayı, üyelik dilekçemi şu anda size veriyorum. Programı herkesin huzurunda. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Kızılay'ımızın Genel Başkanı Sayın Tekin Küçük Ali Bey'le sohbetimiz burada noktalanıyor. Hepinize çok teşekkür eder. Efendim, hayırlı geceler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şeref verdiniz. Sağ olun.